Emekli Tümamiral Sayın Deniz Kutluk şimdi bizlerle birlikte. Sayın Kutluk hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Yaşım abi. İyi yayınlar olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ne ilk ne son. Böyle bir zamanda yeni bir provokasyon söz sizde. Yunanistan ne yapmak istiyor efendim? Vallahi anlamlı bir şey yapmak istemediği anlaşılıyor. Çünkü yaptığının anlamı yok. Bir siyaset yapmak istiyor. Çünkü uluslararası deniz alanını kullanmak haklarından istifade eden bir yardımcı sınıf, silahsız harp gemisine 4 tane F-16 elemanlık yapmak çok ucuz bir adım. Ve bundan Yunanistan nasıl bir iç kamuoyu mesajı çıkarıyor? Türkleri yendik, attık, vurduk gibisinde orada söylemler çıkacaktır. Ben bunu çok yanlış ve ucuz yerde kurban edilmiş, iyi ilişkilerin gelişmesi kayan bir hareket olarak görüyorum. Yunanistan aynı denizde bu ay içinde ve Aralık ayında 3 tane benzer gemisiyle su sütununu araştırma, hidrografik araştırma yaptı. Ve Türkiye bunlara ses çıkarmadı, bir yanlış olarak görmedi. Yunanistan'la Türkiye arasında 1976 anlaşması var. Bern mutabakatı, bu anlaşmaya göre Ege'nin deniz dibini ve kıtasını çapraya atılmak için yerdeki yani satırdaki geminin hava savunmak üzere ve sahip olması gerekir. Böyle bir silahı yok mu geminin? O zaman siz bunu niye yapıyorsunuz? Bu ne kadar yani banal bir şeydi adımdır. Bunu Türkiye uluslararası ortaya taşıması, NATO'ya taşıması ve oradaki görüşmelere konu etmesi gerekir. Çünkü NATO'da siz 10 dönem görüşme yapıyorsunuz, bu tip olaylar olmasın diye yapıyorsunuz. Bu görüşmelerden Yunanistan'dan hiçbir sonuç çıkmamış, öyle anlaşılıyor Yunanistan açısından. Veya siz burada Ocak ayının sonunda, 25 Ocak'ta istikşafi görüşmeler yapıyorsunuz. Tarafların bu konudaki farklı görüşlerini birleştirmeye çalışıyorsunuz. Bundan da hiçbir sonuç çıkarmamış olduğunuz anlaşılıyor. Yunanistan'daki yayını gördüm ben. Bu bizim Çeşme gemimizin Navtex'inden sonra çıkan yayına gördüm. Efendim bu Navtex'i Türkiye nasıl ilan ediyor diye bir yakın var. Niye ilan etmezmiş? Neden? Efendim, o bölgenin Navtex sorumlusu İzmir istasyonu olamazmış. Bunun Yunanistan'a ait bir istasyon. Yani Limni ya Girit olması gerekmiş. Bu yani bir idare. Ne zaman? 100 yıl ortak işletiyorsunuz. O arada toplumlar birbirine yaklaşıyor, dostluklar yaşıyor ve daha olumlu bir iklim oluşuyor. Ondan sonra zaten kimse bir daha savunmaya çalışmıyor. Siz niye bunları Türkiye'de yapamıyorsunuz? Çünkü siz yıllardır okul kitaplarıyla, tahriklerinizle, kilisenin etkisiyle Türkiye'ye karşı düşmanlık üzerine inşa edilmiş bir milliyetçi kesim yarattınız. Bu kesimi zapt edemiyorsunuz. Bu kesim seçmen olduğu için, bu seçmenler de oy vereceği için siyasi kazanç adına onları kaşıyan, onları hoş gören açıklamalar ve danışlar içerisinde olmaya çalışıyoruz. Tabii bir taraftan da şöyle diyebiliriz ama değil mi Sayın Kutluk? Amerika'nın Ankara'ya karşı sert tutumu Yunanistan'ı cesaretlendiriyor. Sanmıyorum. Yani bundan cesaretleniyorsa Yunanistan bu yanlış adım olur. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl ağır bir mağlubiyetle, ağır bir insan kaybıyla bitirirse bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar. Çünkü Türkiye'yi hiç kimse kolay caydıramaz. Bunun için Amerika'da dahil. Türkiye bildiğini yapar. Uluslararası çıkarları vardır. Bu çıkarların peşinde koşar. Yani kastı budur. Mart ayında da Atina'da var ön görüşmeler. İstanbul sonrası. Diplomasi masası nasıl etkiler bu provokasyonlar? Ve devamı gelir mi sizce? Valla devamı gelirse daha ağır dersler gelir. O zaman o dersleri vermek gerekir. Şimdi Mart ayında bu istikşafi görüşme bir diğer seansı, 62. seans Atina'da yapılacak. Şimdi orada Türkiye şunu sorunca, sanıyorum değerli büyükelçilerimiz gidecek olan, bunu da izliyorlardır bu programı da. Şimdi Yunanistan'a şu suali soracaklar Türk tarafı. Ya siz Kasım Aralık 2020'de Nautilus gemininizle benzeri çalışma yapmadınız mı? Yaptınız. Aegos geminizle 2-3 Şubat 2020'de bizim Çeşme gemisini çalışma yapmadınız mı? Yaptınız. Ayvoru gemisiyle 18 Şubat 2021'de bu çalışmayı yaptınız. Peki
Siz yapıyorsunuz da biz niye yapamıyoruz? Bu ne iştir? Burası açık deniz değil mi? Açık denizde bu işleri yapmak zaten özgürlük herkese açık değil mi? Sizin derdiniz ne? Peki, iyi. Geçen hafta ilan edilen Navtex de başlıyor görevine ki bu bile Yunanistan'da sorun oluyor. Siz belirttiniz biraz önce. Evet. Sürekli taciz, provokasyon girişimleri, bir kışkırtma görüyoruz Türk tarafına karşı. Türkiye'nin burada atması gereken adımlar çok önemli değil mi? Her zaman yapılan açıklamalarda diyalogtan yana olduğunu Türkiye gösteriyor. Ama Amerika tarafından son dönemlerde özellikle Biden hükümetiyle birlikte bir hareketlilik de görüyoruz aslında. Sahada birçok bölgede bir hareketlilik var. Keza Doğu Akdeniz olsun, Ege olsun, Yunanistan'a bakıyoruz. Şımarıklık, Dedeağaç'ta kurulan üs. Tüm fotoğrafa büyük olarak baktığınızda değerlendirir misiniz? Bundan sonraki dönemde Türk-Amerikan ilişkileri bir tarafta Rusya var. Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'nden gelen yaptırım kararı var. Hepsini birlikte bir son olarak değerlendirebilir misiniz acaba? Oraya geçmeden önce ilk söylediğinize yalnız ben takıldım. Ondan sonra Biden ve Rusya Amerika Buyurun. olacağına bakalım. Şimdi Yunanistan'a sadece sizinle görüşmeye hazırız, biz görüşmelerle meseleyi çözeriz demek de Yunanistan'ın bir yere varacağı görülmüyor. Bence bu Türkiye için düşük bir profil. Türkiye'nin egemenliğini tanımaz adımlarsınız. Nedir bu adımlar? Karasu'na gireceksiniz, orada tatbikat yapacaksınız. Hava sahasına uçacaksınız, hiçbir şekilde Yunanistan'ın hava ihlali bir yerine kulak asmayacaksınız. Bir adım aşama sonra da adaların boşaltılmasını talep edeceksiniz. Egemenlikler değişmiştir diyeceksiniz. Bunların yapılması lazım. Türkiye'nin burada reaktif olmaması lazım. Yunanistan taciz ettiği için tek başına durumda olmaması lazım. Türkiye'nin proaktif olması lazım. Çünkü ezilen hakları var Türkiye'nin. Bu hakların sahibi yönetimdir. Yönetimi bulunması lazım. Başka ne yapılmalı? Ege'de aidiyeti Yunanistan'a verilmemiş 102 tane adı adacık kayalık var. Yunanistan'ın bunları derhal boşaltmasını istememiz lazım. Bu adaların bir defa Dışişleri Bakanlığı derhal isimlerini açıklamalı. Hangi nedenle Lozan'ın 12. maddesi kapsamında, 6. maddesi kapsamında bunların bize ait olduğunu beyan etmeli ve aslında da gereken adımları atacağını bu adaların egemenliğinin bize teslim edilmesini talep etti. Başka ne yapılmalıdır? Meis Adası'nın doğu ve batı yakasındaki Mer ve Karaada'nın boşaltılmasını talep etmelidir. Yani reaktif değil, proaktif olması lazım. Ha bu arada görüşmeleri yapmaya da devam eder tabii ki. İster güven arttırıcı görüşmeler olsun, ister istikşafi görüşmeler olsun, ister NATO'daki görüşmeler olsun. Bunları da sürdürür. Bunlarda bir sakınca yok. Ama Türkiye, Yunanistan tacizlerine tepki gösteren konumdan Yunanistan'ı baskı altına alan diplomatik açılımları ve arkasına koyduğu milli güç unsurlarıyla beraber bir hamleler yapmak zorundadır. Gelelim Amerika ve Rusya ile Yunanistan'ın bölgesindeki konuşlandırma meselesine. Şimdi Amerika bölgede Yunanistan üzerinde bir yığınaklanma yapıyor. Bu doğru. Evet. Ama Amerika aynı zamanda Avrupa'yı boşaltıyor. Bu da doğru. Amerika Avrupa'daki konuşlandığı 190 bin kişilik Soğuk Savaş mevcudiyetini önce 35 bine kadar indirdi. Şimdi 25 bine geri çekiyor. Bu unsurlardan bazıları Amerika'ya gitmemek için direniyor. Bunların bazılarına Romanya ve Bulgaristan'da yer buldu. Bir kısmına Yunanistan Dedeağaç konumunda yer buluyor. Ve bunları da bir bütün halinde Karadeniz'deki Amerikan politikalarının parçası olarak kullanmayı hedefliyor. Yani Karadeniz'de ben Rusya'yı sıkıştırırsam Rusya'nın kolunu bükebilirim, politik isteklerini kabul ettirebilirim gibi bir eksik ve yanlış düşünceye sahip Amerikan tarafı. Bunu da Yunanistan'da buna meze yapıyor. Amerika, Türkiye'de daha evvel 25 tane üssü vardı. Dünyanın haberi var mıydı? Yoktu. Bu üsler Türkiye'ye yarar sağladı mı? Riske attı Türkiye'yi. Bu üsler Türkiye'yi riske attı. Nükleer çatışma riskine attı. Şimdi bunu Yunanistan'a yapıyorlar. Türkiye hayır getirmemişti. Ve biz bunlardan büyük ölçüde kurtulduk. Şimdi Yunanistan'a hayır getirir mi? Bence getirmez. Gelelim Amerika'nın Girit'teki yığınaklanmasına. Amerika Girit'te de bazı tesisler için yatırım yapacağını beyan ediyor. Ama bu tesisler NATO tesisleri aslında. Yani Türkiye'nin bunlar üzerinde kontrol imkanı var. Bu tesisleri Türkiye durdurabilir, genişlemesini engelleyebilir. Amerika'yı milli parasını harcamaya zorlayabilir. Ama öte yandan Amerika bunu Girit'te niye yapıyor diye sorarsak Türkiye'de hiç bilgisinin olduğunu düşünmememiz lazım. Amerika bu bölgeden Afrika'ya erişmek istiyor. Afrika'ya Amerika'nın açılımı var 20 yıldır yapmakta olduğu. Tabii.
Afrika biliyorsunuz büyük devletlerin sömürülmesiyle bizi dünya savaşlarına sürüklemiş bir bölgedir. Amerika da artık ben de buradan pay sahibi olayım diye düşünüyor. Bunu da o çerçevede bir güvenlik politikasının içinde görmek lazım. Şimdi Michael Rubin demiş ki burası Rammstein gibi büyük büyüsü olacak demiş. Bence ne dediğini bilmiyor Michael Rubin. Çünkü bölgede Aviano üssü var İtalya'da. Bütün Kuzey Afrika'yı denetim altında. Tam bir NATO üssü var. Amerika öyle bir üs varken niye buraya tekrar büyük bir üs kurmaya kalksın ki? Bölgede henüz İncirlik'i kullanıyor Amerika. İncirlik bu bölgenin en büyük üssüdür. Yani niye bu kadar büyük parasını israf etsin ki Amerika? Bu doğru okumamız lazım. Bu Afrika ile ilişkili olabilir ve hiçbir zaman Rammstein kadar dev bir altyapıya sahip olamaz. Zaten o kadar büyük bir kara arazisi de gitti yok. Peki. Sayın Kutlup çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Aslında konuşacak çok başlığımız da var. Hem sizle sonrasında bu Gara'daki harekatı konuşalım ve bundan sonra gelişecek bölgedeki Doğu Akdeniz özellikle Libya üzerinden, Türkiye üzerinden yapılmak istenen tüm başlıkları da sizinle değerlendirmek isteriz. Çok sağ olun. İyi yayınlar, hoşça kalın. Çok sağ olun. Peki. Emekli Tüm Amiral Sayın Deniz Kutluk bizlerle birlikte oldu.